Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm-ı zarâtının, cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, hâseten Filistin şehitlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyanın selametine, zalimlerin şerrinden halâs olması niyet duasıyla bir Fâtiha-i Şerîf, üç ihlâs. Allahümme salli. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal ladzîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Muhterem kardeşlerimiz, İnsan Suresi'nden Cenab-ı Hak insanın mahiyetini bildiriyor. İnsana olan ikramını bildiriyor. İnsan nasıl bir kul olarak Cenab-ı Hak'la dost olacak? İnsanın ahseni takvim en güzel bir yaratılış haline gelmesi, Cenab-ı Hak'la dost olması, cennete layık hale gelmesi. Tabi bunun için insan mükerrem olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Aksi halde esfel-i safilin buyuruluyor. Atların altları hayvanlardan daha aşağı bir durumu, yani insanlığı kaybetmesi, insanlığa veda etmesi, bu neyle oluyor? Nefsani arzularının esiri olmakla. Rabbimiz dünyayı bir dershane olarak hazırladı. İnsanın ihtiyacına göre tanzim etti. İnsanın ne ihtiyacı var? Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahisini düşünecek, tefekkür edecek, kulluğunu arttıracak, kalbi merhaleler kat edecek, cemali sıfatlardan hisseler alacak ve Cenab-ı Hak'la dost olacak. Bu cihan insanın bir endam aynası diyebiliriz. Adem ile Havva validemiz dünyaya gönderildi. Çünkü insan nesli dünyada devam edecek. Adem aleyhisselam'la Havva başlayarak son insana kadar bu tanzim edilen dünya devam edecek. Son insandan sonra dünyanın fonksiyonu bitmiş olacak. Dünya ve bütün kainat, semavat infilak edecek. Yeni baştan bir düzen, yeni baştan bir âlem başlayacak. Bütün mahlukat ilahi bir tanzimle yaratıldı. İnsan da ilahi bir lütuf olarak hiçbir sermaye ile bir bedel ödemeden dünyaya geldi. Yani daima insan düşünce tefekkür edecek, insan yerine başka bir mahlukat olarak dünyaya gelebilirdi. Ya Cenab-ı Hak hiç yaratmayabilirdi. Yani yaratmadan evvel zaten bir hiçti insan. İsmiyle, cismiyle de yoktu insan. Bu sebeple insan daima hiçliğini idrak içinde olacak. Ayette buyuruyor, insan üzerinden henüz kendisine anılan bir şey olmadı, uzun bir süre geçmedi mi? Yani daha evvel insan denen bir şey yoktu. Diğer mahlukat vardı, cemadat vardı. Bilemiyoruz neler vardı Allah'ın ilahi azameti. Ama insan yoktu. Bu ilahi tanzimden sonra Adem aleyhisselam Havva validemizde insan üremeye başladı. Ve imtihan olarak geldi. Ve bu sebeple Allah'ın verdiği nimetleri düşünerek insan daima bir hiçliğin içinde yaşayacak. Daima sen ya Rabbi diyecek. Süleyman Çelebi Mevlidinde ne güzel anlatır bu alemi. Hak Teala çün yarattı Adem'i kıldı alemle müzeyyen alemi. Muhteşem bir alemin içindeyiz. Zerreden küreye her şey ilahi azametin kudret akışlarının şahidi durumunda. Neye baksak? Abes yok. Abes yaratılmış bir varlık yok. Bütün kainat ilahi bir laboratuvar ve kevni ayetlerle dolu. Kur'an-ı Kerim kavli ayetler, kainat ise kevni ayetler. Cenab-ı Hak iki kitap gönderiyor. Biri Kur'an-ı Kerim, biri kainat. Resulullah Efendimiz de bütün cihanı bir muallim olarak Cenab-ı Hak lütfetti. İnsan bir zaman Rabbini unutmayacak. Cenab-ı Hak nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. O göklerde, yerde ne varsa kendi kadına bir lütuf olarak insanı amade kıldı. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, yaratılan birçok mahluk amade. Düşünen bir toplum için ibretler vardır Cenab-ı Hak buyuruyor. Mümin hiçbir zaman ben demeyecek. Üzerinde ne keyfiyet varsa bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Kibre, enaniyete kapı aralamayacak. Şeytana fırsat vermeyecek. Daima ya Rabbi sen diyecek. Senin lütfundur diyecek.
her zaman Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olacak. Aman ya Rabbi diyecek. Gözün gördüğü her şeyde kalp daima Cenab-ı Hakk'a diyecek. Bu bir zikir meydana gelecek. Zaten tasavvufta da ilk merhale enaniyeti bertaraf etme. Cenab-ı Hak İblis'e sordu, sen kimsin dedi. Ben kimim dedi. İblis, sen sensin dedi, ben benim dedi. Demek ki bu kibir İblis'in vasfı. Yani bir Müslümanda bu İblis'in vasfı olmayacak. Hafazanallah. Kainatta her şey zaman ve mekanla kayıtlı. Fakat Cenab-ı Hak da zaman ve mekandan münezzeh. İnsan iki kökten geliyor. Birincisi unutma manen nisyan. İnsan bu fani cihanda dostluk imtihanında dolayısıyla Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Zira okunun her an yanı başında ve hüve mahkum eyne mahkûntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Yani Cenab-ı Hak beraber, biz ise Cenab-ı Hak'la beraber olmanın gayreti içinde olacağız. Şirazi vardır. Onun güzel bir mısrağı vardır. İnsan yek katre honest ve hazaran endişe. İnsanın dış yapısı, beden yapısı bir damla kan. İç dünyası bin bir türlü endişe. Herkese bir endişe var. Kâmil bir mü'minde işte acaba benim Cenâb-ı Hakk'a olan yakınlığım ne kadar? Akıbetim ne olacak? Gâfilde endişe ayrı, aman dünyada çok yaşayayım, en geç ben öleyim vesaire şu bu. Nefsânî arzularının esiri halinde. Fâsıkta endişe ayrı. Kâfirde endişe ayrı. Hayvanlardan farklı, hayvanlarda böyle bir endişe yok. Onlar sevki tabii ile devam ediyor. Demek ki insan manevi durumuna göre daima bir endişenin içinde. Cenab-ı Hak da talimatı Allah'ın azameti ilahisine göre takva sahibi olun. Velâ temutunne illâ ve entum müslimûn. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Bu da bir sefere mahsus. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yani dini yaşarsanız, yaşatırsanız Allah da size yardım eder, ayağınızı kaydırmaz buyuruyor. Demek bir kızak üzerindeyiz bu dünyada. Ne zamana kadar? Yakın ölüm gelene kadar. Velhâsıl mü'min hiçbir zaman ben demeyecek, kibre kapı aralamayacak, Yâ Rabbi sen, sen Yâ Rabbi diyecek. Birincisi, nisyan demiştik, unutma manasına. İnsan bu fâni cihanda dostluk imtihanında, dolayısıyla Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Zira o kulunun her an yanı başında, nerede olsun onun, o sizinle beraberdir. Yine Cenâb-ı Hak, diğer bir ayette, Bakara 186. ayette, kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım kullarıma. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Demek ki nefsane arzular Cenab-ı Hakk'ı unutturuyor. Unuttuğu için günah işliyor. Demek ki kalp, gönül bir zâkir haline gelecek. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak, bu şekilde kendini koruyacak. O zaman ne oluyor? Cenâb-ı Hak'la bir dostluk oluyor. Bilesiniz ki Allah dostunda korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Gönüller onu hatırlamakla saadet bulacak. İşte elâ bi zikrillâh tatminnul kulûb. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Tabii bu Cenâb-ı Hak'la beraber olmak çok ayrı bir haz veriyor. Bu hazretsinde bunu evliya Allah'ta görüyoruz, eshab-ı kiramda görüyoruz. Dünyevi arzular, nefsane arzular ömrünü tüketiyor. İbrahim Ethem Hazretleri buyuruyor ki ilahi muhabbetteki vecd ve istirakımız, vuslatta tattığımız lezzet ve şevk müşahhas bir şey olsa krallar onu alabilmek için krallıktan vazgeçerler. Bu bilgiyle olmuyor, bilgi olacak. Fakat bu Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak muhabbet de olacak. Bu da bir kalbin sanatı olmuş oluyor. Bunun tersine Allah korusun. Cenab-ı Hak unuttuğu zaman gaflete dalıyor. Dünyanın putperesti oluyor. Kul daima korku ve ümit arasında yaşayacak. Bu iki zıttı gönlünde birleştirecek. Yani hem Cenab-ı Hak'tan korkacak, günah işlemekten ve harama düşmekten ateşten kaçar gibi kaçacak. Mesela bu eshab-ı kiramda çok görüyoruz bunu. Evliya Allah'ta görüyor. Mesela bir tabiinden Rebî bin Haysem bir fırıncının önünden geçiyordu.
ekmekten bir o pişirdiği alev alev ateş görünce kıyameti hatırladı, düştü bayıldı hemen. Yani neydi bu zikir halinde olmak? Kul asla Rabbinden de ümidi kesmeyecek. Çünkü Cenab-ı Hak Erhamur Rahim'in istikamette bulunacak. Festakim kema ümürt ayeti kerimenin şumulünde yaşayacak. Fakat ümidini de kesmeyecek. Reca halinde olacak. Daima kulun idrak içinde olacak. Rabbine iltica edecek. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yani 1000 sene daha olsa kıyametin kopmasına öyle bir sonsuzluğa girecek, bitmeyen bir hayat. Cenab-ı Hak yarın buyuruyor. Yani 1000 sene de olsa bitmeyen bir hayat karşısında o 1000 sene yarın. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İki yol var, cennet ve cehennem. Geriye dönüş yok. Devam, devamlı devam. Cehennemde pişmanlık duyanlar var. Onlar Fatır Suresi 37. ayette, Ya Rabbi diyor, bizi çıkar, o kötü amellerimizi iyiye tebdil edelim. Rabbimiz iki şeyi soruyor, dünyada düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Her şeyin bir sebebi var. Niye geldin dünyaya? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Kimin verdiği rızıkta merzuksun? Geliş niye, gidiş niye, bu akış nereye? Düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? İkincisi de, bir uyarıcı, bir peygamber gelmedi mi? Evet ya Rabbi, ikisi de oldu diyecekler. Öyleyse Cenâb-ı Hak tadın azabı. Çünkü zâlimlerin hiçbir yardımcısı yoktur buyuruyor. Elhamdülillah daha ömrümüz var, daha ölmedik. Daha fırsatımız var. Demek ki bu ayet-i kerimenin şumulünün içinde yaşayabilmek, için geldiğimize derin derin tefekkür etmek. Buyuruluyor hâsibû enfüsüküm kabli en tuhâsibû. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin buyuruluyor. Yanlışlıklarımıza istiğfar edeceğiz. Sığınacak kapı orası, reca orası. Kul hakkı varsa üzerimizde, onun da affı yok. O da kıyamete kalıyor. Onun için de helalleşme zaruri. Doğan her bir fecir, bir beyaz sayfa açılıyor. Her gün bir boş sayfayı dolduruyoruz. Nasıl doldurduğumuz mahşer şafağında belli olacak. O sayfa yazdıklarının Cenâb-ı Hak huzurunda satır satır okunacak. Dolayısıyla insan daima kendisini muhasebe edecek. Cenâb-ı Hakk'ın arzu ettiği bir kulluk yaşayıp yaşamadığını muhasebe edecek. Bunun için yegâne örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenâb-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, en büyük örneği ihsan etti, ikram etti. En sevdiği peygambere bizi ümmet etti. Önce nereye bakacağız? Peygamber Efendimiz'in kıldığı namaza bakacağız. Zira Efendimiz ne buyuruyor? Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın buyuruyor. Demek ki namazda bir vecd, bir huşu isteniyor. Yani zahir, batın, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyuruyor Efendimiz. Bir mü'minin fârik vazifesi namaz. Namazda en mühim, namazda cemaatle kılabilmek. Sonra kıldığı namazda kendini mizan edecek. Namazında tadili erken var mı? Kıraati düzgün mü? Harfler birbirine karışıyor mu, karışmıyor mu? Huşu var mı? Bir ruhaniyet veriyor mu? Acaba o namaz gözünü, kulağını, dilini, kalbini şerlerden, şeytani vitrinlerden, haramlardan, günahlardan koruyabiliyor mu? Her türlü kötülüklerden, internette, televizyonda vesaire değişik sahneler seyretmekten koruyor mu? Ebu Derda Hazretleri, Rasûlullah Efendimiz'le beraberdik, gözünü semaya dikti. Sonra, şu anlar ilmin insanlardan çekip alındığı anlardır. Öyle ki insanlar ondan hiçbir şey ele geçirmeye kadir olamazlar, buyuruyor. Ziyad bin Lebit el-Ensari araya giriyor. Ya Resulallah diyor. Bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilim bizden nasıl alınır? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem de hanımlarımıza, çocuklarımıza okutacağız dedi. Resulullah Efendimiz de Allah iyiliğini versin. Ey Ziyad dedi. Ben de seni Medine'nin dinde derinleşen, anlayışsa fakihlerden biri olarak gördüm. Bak işte Tevrat ve İncil Yahudilerin Nasrani'nin elinde
onların ne faydası oluyor? Onlar okuyorlar ancak muktezasıyla amel etmiyorlar. Demek ki okuduğumuz ayetlerin muktezasıyla amel edilecek. Cenab-ı Hak insanın ufkunu açacak. Yine İbade bin Sami'de rastladım diyor. Kardeşim Ebu Derda ne söyledi, işittin mi? Dedim. Ona Ebu Derda ne söylediğine haber verdim. Ebu Derda doğru söylemiş. Dilersen kaldıracak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim. İnsandan kaldıracak olan ilk ilim huşudur. Yani duygunun zaafı uğraması. İlahi duyguların, ilahi hissiyatın dumura uğraması. Hatta devam ediyor. Büyük bir mescide girip uşu üzerine olan tek bir şahıs bile görmeyeceğin günler yakındır buyuruyor. Demek ki ondan sonra ne oluyor? Bir kavgalar oluyor vesaire oluyor, bir Emevi devri vesaire. Demek ki onlar huşu unutuluyor. Okunan ayetlerin tesiri azalıyor demek ki. Efendimizin diğer bir hususiyetine bakacağız. Efendimiz malı nasıl kullandığını, infakını, cömertliğini uzun uzun tefekkür edeceğiz. Benim infakım, cömertliğim ne kadar benziyor? Sonra kendi kazandığına, malı nasıl harcadığına dikkat edecek. Acaba o para hayra mı, israfa mı, şerre mi sarf ediliyor? Kendisine göre onu tahlil edecek. Zira para üzerinde kişinin iradesi yoktur. Helal ve haram yoldan kazısına göre onun hakimiyeti sen dediği paradadır. Yani sarfına göre kazancın röntgeni mahiyetine gideceği yer. Yani helalden gelen hayra gider. Ruhaniyet olur, feyz olur. Allah korusun bulanık olarak gelen de maalesef o ruhaniyet, o berrakiyet kaybolur. Yine bir mümin Resulullah Efendimiz kulluk, ibadet, İslam'a hizmet dolu yaşayışını bütün ihtişamıyla idrak edecek. Sonra kendi yaptığı ibadetleri, hizmetleri muhasebe edecek. Acaba hizmet yaparken gönlünde bir huzur hali oluyor mu? Yorgunluk, bıkkınlık hissetmeden manevi bir heyecan, aşk, vecd ile mi ifa ediyor hizmetlerine? Yoksa yorgunluk mu geliyor? Efendimiz düşünecek, tefekkür edecek Efendimiz'e. Efendimiz kısa ömürde hiçbir tatil yapmadı. Hizmetin neşesiyle dinlendi. Bir gönül huzura kavuşturmanın sevinciyle huzur buldu. Ganimetler gelirdi, hediyeler gelirdi. Efendimiz ve dağıttığı kimselerin sevinciyle Efendimiz doyardı ve mesrur olurdu. Velhâsıl kul, mü'min kendini ashâb-ı kirâmla kıyaslayacak. Onlar Efendimiz'e nasıl aşk ile bir bağlılıkla râm oldular, nasıl bir muhasebe içinde ve hangi endişelerle yaşadılar, bunu tefekkür edecek. Acaba Allah benden razı mı bu amelimde? Kıyamette acaba Rasûlullah Efendimiz tebessüm edecek, yoksa serzenişte mi bulunacak? Bir mü'min bunun muhasebesi içinde olacak. Buna mukabil kendisinin Efendimiz'e bağlılık ve aşkının hangi seviyede olduğunu düşünecek. Tükenmekte olan hayat sermayesinde hangi endişelerin içinde olunduğunu düşünecek. Efendimiz büyük bir muhabbetle sevmenin gayretinde olacak. Onun Rauf ve Rahim yani çok merhametli, çok şefkatli esmasından nasipler almaya çalışacak. Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğunu asla unutmayacak. İslam dinini hususunda öne geçen ilk muhacirler yani Mekkeliler ve Ensar Medineliler, onlar ihsan üzere güzellikle tabi olanlar var ya. İşte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah onları ebedi kalacakları zeminden ırmaklar akan cennette hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Demek ki biz içinde bulunduğumuz toplumla değil, içinde bulunduğumuz mahalleyle değil. Demek ki kendimizi biz muhacir ve ensar, 13 sene o Mekkelilerin bir iman heyecanı, iman vecdi. Medinelilerin o merhameti, şefkati, Allah yolunda fedai can eylemeleri. Bunlarla bir mü'min kendisini kıyas edecek. Çünkü Cenâb-ı Hak onlara benzememizi arzu ediyor. Cenâb-ı Hak'la dost olabilmemiz için. Daim bir zikir halinde olmamı istiyor. Zikir, kul her gördüğü şeyde, gözün gördüğü şeyde kalp Cenâb-ı Hakk'ı hatırlayacak.
Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin, yerin yanını derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi, sen bunları boş yere yaratmadın, bu semayı, yeri, arada bulunanları boş yere yaratmadın. Seni tesbih eder, bizi cehennem azabından koru derler. Demek ki bir mümin kalp hayatı bu şekilde olacak. İnsan kelimesinin ikinci geldiği kök ise ünsiyettir. Birincisi nisyan, ikincisi ünsiyet. İnsan bulunduğu yere çarçabuk alışır, ülfet eder ve adeta o bulunduğu yerin rengine, şekline, ahengine, biçimine bürünür. Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek Resulullah Efendimiz'e ittibaya bağlıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Men yudur Resul'e fakat et Allah, kim olsun itaat ederse Allah itaat etmiş olur." En muhteşem örneği Cenab-ı Hak bize lütfediyor. Sadıklarla beraber olan sadıklaşır. Nefsani arzuna ram olanla beraber olan kimse onlara benzer. İmam Gazali Hazretleri, gayrimüslimlerin zihni beraberlik zaman içinde kalbi beraberliğe döner. Bu kalbi yakında kişinin helakine sebep olur. İyi bir ki gafletin getirdiği serhoşluk, içkinin getirdiği serhoşluktan daha beterdir. Zaman içinde hoş görmeye başlar, ayağa kayar gider. Yine Efendimiz buyuruyor diğer bir hadis-i şerifte, kişi dostluğunun dini üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Resulullah Efendimiz müminlerin ilahi kahra uğrayan yerlerden hızlı geçmeleri için ikaz etmiştir. Oralarda menfi bir inkâs almamaları için bir daima bir tembihat halinde olmuştur. Mesela Tebük seferi esnasında Semud kavminin helak edildiği Hicr mevkiine gelinmişti. Efendimiz ashabına şöyle buyurdu: "Azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak ve mahzun şekilde girin. Ağlıyor muyorsanız huşu, tefekkür ve ibret alma halinde değilseniz oraya gaflete girmeyin ki onların başına gelen sizin başına gelmesin." Yani bu ülfet beraberliğin getirdiği netice. Hatta Efendimiz bu oradan geçerken yakasını kaldırdı, bu şekilde geçti. Yine Muhasır denilen vadiden geçerken Haç'ta yine oradan hızlı olarak geçtiler. Sahâbî, "Yâ Rasûlullah, ne hâl oldu?" deyince burada Cenâb-ı Hak Ebre ordusunu kahretti buyurdu. Onun için hangi mekânda bulunuyoruz? Mekânda kimler var? Kimlerle eş, dostuz? Kimlerle münasebetimiz var? Demek ki bir mümin buna dikkat edip oradan bir inkâs almayacak. Hatta o Semud kavminin kahrolduğu yerden bugün bile abdest alınmıyor. Geçerken herhalde Medine'nin 300 kilometre ötesinde okuyorlar. Oradan Efendimiz su almayın buyurdu. Aldık dediler. Hamur yaptık, dökün dediler. Develere verin hamurları dediler. Velhâsıl bugün de işte bulunduğumuz yerlerde ona dikkat etmemiz zaruri ki kalbi hayatımızı bir zarar görmesin. Yani o Sâlih Aleyhisselam'ın devesinin içtiği kuyudan su alın buyurdu. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Eshâb-ı Kehf'in köpeğini bildiriyor. Sâd-ı Şirâzî bir köpek diyor. Eshâb-ı Kehf ile beraber olmak sayesinde Kur'an'ı bir ifade kazandı buyuruyor. Orada kaç kişi olduğunu halk tartışırken köpekle beraber köpeği de koyuyorlar. Buna mukabil Tahrim Suresi'nde iki peygamber karısının cehennemlik olduğunu bildiriyor. Bu da çok hazin. Çünkü onlar fâsıklarla beraber oluyor. Gerçi biz insanı katıcık bir nutfeden, yani erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan edildiğinde kendini işitir kıldık. İşitir kıldık, yani kul hakkı işitecek. İşitir kıldık. Kulağını ve kalbi kullanmayı bilecek. İkini görür kıldık. Her şeyde ilahi azametini seyredecek, tefekkür edecek. Gördüğü her şeyden hikmetler devşirecek. Vahdaniyet Cenâb-ı Hakk'a ait, her şey çift yaratılış halinde. Cenâb-ı Hak, "İkra bismi rabbikellezî halak" buyuruyor. En büyük tahsil Cenâb-ı Hakk'ı unutmamak, gördüğümüz her şeyde Cenâb-ı Hakk'ı hatırlayabilmek. Yine Cenâb-ı Hak bu ahiretten bir safa bildiriyor. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri, derileri
işledikleri şeye karşı onun aleyhine şahitlik edecek. Yani orada göz şahitlik edecek. Burada neler seyretti? Allah bu gözü niye verdi? Nerede kullandı? Kulağı niye verdi? Nerede kullandın? Vücut gücünü niye verdi? Sen bu vücut gücünü nerede kullandın? Yani orada insan kendi kendinin şahidi olacak. Yani yabancı bir şahide ihtiyaç olmayacak. Her uzuv iki uçlu bıçak gibi. Hayra da vesile, şerre de vesile. Cenab-ı Hak insanı toprak terkibinden çıkan bir özden yarattı. Maddi tarafını. İnsan toprakla besleniyor ve neticede toprak da yok olacak. Yani toprak olan aslına dönecek. Yani beden kulluk için dünyaya bir elbise mahiyetinde bastığımız toprak bugüne kadar gelen milyarlarca insanın toprağa dönmüş cesetleriyle dolu. Sanki üstte çakışmış milyonlarca bölgenin üzerinde dolaşıyoruz. Diğer taraftan daha dünya geleceklerinin bir üzüm ayetinde zira insan toprakla gıdalanır. Aldığı gıdalardan bir nutfe teşekkül edecek. Sonra o nutfe alaka mudga lahim et meydana gelecek ana karnında. Bu müşterikten insan dünyaya gelecek. Rabbimiz soruyor. Bu ana karnındaki duruma döndürüyor. Onu tefekküre davet ediyor. Ey insan diyor. Seni çekizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşısına aldatan nedir diyor. Bir mazine bak, mazine bir tefekkür et. Velhasıl bir imtihan dünyası içindeyiz. İnsan kundak ile tenşir arasında yolculuğun farkında olacak. Bez bir kundağa sarılarak geliyor. Tahta kundakla sonsuz bir yolculuğa çıkartılacak. Osman radıyallahu anh şu ikazda bulunuyor. Ey Adem oğlu unutma ki dünyaya geldiğinden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Eğer sen kendi nefsinden gafil olur, kendin için hazırlık yapamazsan elbette ki başka senin için hazırlık yapacak değildir. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma. Bu işte nefsinin hazırlığını görüp ona rızık edin. Sakın bu işi başkalarına havale edeyim deme. Dünyada ne yaparsa sağlığında odur. Vehb ibn Münebbih anlatıyor. Yani ölüm ansızın gelebilir. İşte bunu da gördük bu hastalıklarla. Çok sapasağlam kimse bir anda ölüm geldi. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler için en güzelini, binek için birçok at için en rahvanı seçiyor. Adamlar birbirine muhteşem bir tavırla, böbürlenerek, gururlanarak etrafını çalım satarak yola çıkıyor. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapışıyor. Padişah, sen de kimsin diyor. Benim karşımda sen kim oluyorsun diyor. Çekil önümden diyor. Hışımla bağırıyor. Adamcağız sakince, sana söyleyeceklerim var padişahım diyor. Senin için çok hayati diyor. Hükümdar merakla karışık bir hiddet yine söyle bakalım neymiş diyor. Adam gizlidir diyor. İyi de kulağına söyleyeyim diyor. Hükümdar eğiliyor. Adam ben diyor Ezrail'im diyor. Senin canını almaya geldim diyor. Hükümdar bir anda neye uğradığını bilmiyor. Şaşırıyor, telaşa kapılıyor, aman dilemeye başlıyor. Ne olur bana biraz müsaade et diyor. Ezrail ise hayır diyor. Sana müsaade yok diyor. Ailede ulaşamayacaksın diyor. Orada hükümdarın canını alıyor. Daha sonra yoluna devam eden Ezrail, salih bir mümin kul ile karşılaşıyor. Ona selam verdikten sonra, seninle bir işim var diyor. Bunu sana gizlice söyleyeceğim. Kulağını eğilerek kendi Ezrail olduğunu söylüyor. Mümin kul buna sevindi ve hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim noksanlarımı, kusurlarımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirmek içindi. Daima son nefesim endişesi içindeydim dedi. Ezrail öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla dedi. Adam benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır, yakınlıktır. Ona kavuşmaktır dedi. Bunun üzerine ölüm meleği hangi hal üzere istersen o halde senin canını alayım dedi. Adam buna imkan var mı dedi. Melek evet senin için bunu emrolundum ben dedi. Çünkü sen salih bir kuldun dedi. Adam o halde abdestimi tazeleyeyim, namaza durayım, başım secdedeyken canım al dedi. Hakikaten de öyle oldu.
Cenâb-ı Hak kalp âlemlerimizi tekâmül ettirerek bilenlerden olmamızı arzu ediyor. Yani kul olduğumuzu bilenlerden olmak. Rasûlullah Efendimiz'e Miraç'ta Cenâb-ı Hak sordu. Ey Habibim, seni ben neyle taltif edeyim dedi. Rasûlullah Efendimiz de, Yâ Rabbi, sana kul olmakla beni taltif et. Cenâb-ı Hak, kula samimiyetine göre yardım ediyor. Allah'tan korkun, takva üzere olun, bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. En mühim tahsil, kul olabilme tahsili. Yani kalbi tekâmül ettirebilmek. Ruhani dünyamızı zenginleştirmek. İç âlemimizi bir dergâh haline getirebilmek. Ve ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenebilmek. Yani tazimli emrillah, şefkat alâ halkillah. Bugün dünya bir mazlumların diyarı oldu. Filistin'i görüyoruz, Gazze'yi görüyoruz, Myanmar'ı görüyoruz, Yemen'i görüyoruz. Velhâsıl bir mü'min olarak elden ne gelirse onu yapmaya gayret edeceğiz. Hiçbir şey yapma imkânımız yok, o zaman dua edeceğiz o kardeşlerimize. Yani demek ki tazimli emrillah, mü'min şer-i şerifin hudutlarını dikkat edecek, takva üzerine yaşamaya gayret edecek, şefkat alâ halkillâh, Allah'ın bütün mahlukatına müşfik olacak. Bu olmazsa, Cenâb-ı Hak ne buyuruyor Cuma Sûresi'nde? Kitap yüklü merkepler gibidir. Bu, Beni İsrail âlimlerinin durumunu bildiriyor. Okuyorlar, biliyorlar fakat kalpte bir şey yok. Kalp boş. Bilgiler zihinde kalmayacak, davranışlara intikal edecek, iman karakterimiz olacak, şahsiyetimiz sergilenecek. Çünkü biz ona doğru yolu gösterdik. Yani insana doğru yolu gösterdik. Kimlerle? Kitaplarla, sûflarla, peygamberlere doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun Cenâb-ı Hak buyuruyor. Yine diğer bir ayette Yâsin Sûresi'nde, insan görmez mi ki, biz onu nutfeden yarattık. Yok kadar bir şeyden yarattık. Bir de bakıyorsun, apaçık düşman kesilmiş Rabbine. Nasıl? Gafletin denayeti. Yine ayet-i kerimede, İbrahim Sûresi 7. ayette, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artıracağım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Yani Allah'ın verdiği bu nimetlere karşı bir şükür. Bir insan evladına mesela büyük emek sarf eder, imkânlarını seferber eder. Düşün, oğlu ona karşı bir itaatsizlik olsa ne kadar üzülür. Bu ne bizim bir nankörlük der. Cenâb-ı Hakk'ın bu kadar verdiği nimetlere karşı Allah korusun şükredememek, nankör olmak. Yani şükreden bir kul mütevazı yaşayacak. İbadurrahman olacak. Cenâb-ı Hak ne buyuruyor? Onlar o kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler. Onun ecrini alırlar. Namaz kılarlar huşu ile. Kendi rızık olarak verdiğimiz şeylerini Allah için harcarlar. Yine o ihlâsı, mütevazı insanı müjdele buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yine Hac Sûresi'nde. Şükür nedir o zaman? Şükür, Allah'ın nimetlerini Cenâb-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamette kullanabilmek. Canını, evladını, paranı, neyin varsa. Her rekâtta okuduğumuz Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Yani hamd, övme, övülme, âlem Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd kelimesi şükrü de içine alır. Hamdin sözlük manası biri de Allah'a teşekkürdür. Sonsuz nimetler karşısında her rekatta okuyoruz. Gafletten kendimizi muhafaza edeceğiz. Daima hamd ve şükür halinde kul yaşayacak. Dilimiz şükredecek. Fiilen de şükür halinde bulunacak. Dilimizin şükür demesi kâfi değil. İstikametimiz de şükür halinde olacak. Şükür en zor amellerden biri. Zira şükür ispat ister. Akıl Allah'ın büyük bir nimeti. Lakin iki uçlu bir bıçak gibi İnsan aklının faydasını görebilmek için onu vahyin, Kur'an-ı Kerim'in, kitabın ve hadis-i şerifin muhtevası içinde kullanması zorunlu. Kainat dehşetli muhteşem. Sessiz bir Kur'an, Kur'an ise sesli bir kainat. Tefekkür de bir iman anahtarı. Kainat her sayfada insana sunulmuş bir kitap. İnsan oradaki hikmetleri okuyacak, o hikmetleri devşirecek. Kalp ilahi vitrinler seyredecek, şükreden bir kul olmaya gayret edecek. En büyük şükür Cenab-ı Hakk'a olan şükürdür. Zira Cenab-ı bizi insan ve Müslüman olarak hâlk etti. Sonra Rasûlullah Efendimiz'e ümmet olmanın şükrü. Bir rahmet insanı olabilmek. Bir mümin de Rasûlullah Efendimiz'e örnek alacak, rahmet insanı olacak.
Üçüncüsü, din kardeşliğine şükür. Daima merhamet sahibi olacak bir mü'min. Merhamet nedir? Sende olanı, onda olmayanın telafi etmen, senin onu ikram etmen, onu eksiğini telafi etmen. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Her bir insana ayrı ayrı Cenab-ı Hak manzaralar seyrettiriyor. El-Musavvir, El-Bâri sıfatı. Dolayısıyla mü'min, Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanacak. Dinimizin şükrü nasıl olacak? Ya hayır söyleyecek mü'min, ya da susacak. Sustuğu zaman da tefekkürü artıracak. Efendimizin sükûtu tefekkür idi. Semaya bakar tefekkür ederdi, yere bakar tefekkür ederdi. Gözümüzün şükrü olacak, gözümüzü haramdan, şeytani vitrininden koruyacağız. Gözlerimizin istikametini ruhani vitrinlere çevireceğiz. Nazar edilen her şeyde ilahi azameti tefekkür edeceğiz. Kulağımızın şükrü ne olacak? Dedikodu, gıybet, tecessüs ve nemime, söz taşıma gibi sözleri dinlemeyeceğiz. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim, sohbetler, ezanlar, faydalı tilavetler gibi ruhani sedalara tevcih edeceğiz. Halimiz daima şükür halinde olacak. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halimize şükür. Madden aşağısına bakacağız, manen yukarısına bakacağız. Bedenimizin şükrü ne olacak? Allah'ın verdiği güç kuvvetine Allah yolunda sarf etmemiz. Kalbimiz şükrü nasıl olacak? Verdiği nimet daima tefekkür etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı unutmayacağız. Her uzvun ayrı ayrı şükrü var. Bişri Hafî Hazretleri azalar için yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü azdır diyor. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman ondan hikmetler devşirmek. Dolayısıyla tefekkürün artmasıdır. Şer gördüğü zaman ondan ateşten kaçar gibi kaçmaktır. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işittiği zaman onu unutmaktır. Ellerin şükrü onlarla hakkı olandan başkasını tutmamak. Midenin şükrü helal ile gıdalanmak. Akıl ve kalbin şükrü ilim, hilim yani marifetullah, Allah'a kalpte tanıyabilmek. Bu şekilde kalbin huşu ile dolu olması. Ayakların şükrü hayır hasenattan başka şeyle meşgul olmamak, başka bir yere yönelmemek. Kim böyle yapar hakikaten şükreden kullarından olmuş olur buyuruyor Bişri Hafî Hazretleri. Efendimiz geceleri ayakta şişinceye kadar namaz kılıyordu. Gözyaşları elbisesini, sakalı şerifini ve secde ettikleri yeri ıslatıyordu. Kendisine "Ya Resulallah, Allah-u Teâlâ sizin geçmiş gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin bu kadar ağlıyorsunuz?" denince, Efendimiz şöyle buyuruyor, "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" Mevlânâ Hazretleri'nin güzel bir misali var. Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet gelir, merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek gözlerinden yaşlar saç da, can bağında yeşillikler bitsin. Gözyaşı istiyorsan, gözü yaşlı olanlara acı. Merhamete kavuşmak için arzu ediyorsan, zayıflara, zavallılara merhamet et. Akıllı kimseler önceden ağlarlar, ahmaklar ise işin sonunda başlarını vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlangıcını sonunu gör de, kıyamet gününde pişman olma. Şükretmek, nimetin canı ve bedelidir. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına götüren ancak şükürdür. Nimet kalbi zayıf olan insana gaflet verebilir. Şükretmek ise uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimetini avla. Rivayet-i Kerim Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi sana ben nasıl şükrederim? Senden bana verilen müstesna bir nimettir ki o ayrı bir şükür ister." O halde sen layıkıyla nasıl şükredebilirim dedi. Cenab-ı Hak da şöyle buyurdu. Her nimetin benden olduğunu bildiğim vakit ben de bu bilgini şükür olarak kabul ederim. Yani Cenab-ı Hak ne verdi sana? Onu Cenab-ı Hak'tan bileceksin. Kendinden değil. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Ayette şükreden kullarım azdır. Ayşe validemiz yine anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile efradı Medine'ye geldiğinden beri vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Dilesek doyabilirdik. Yani bu açlık yokluktan değildi. Ganimet ve benzeri imkânlar her zaman vardı. Fakat Rasûlullah Efendimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Ne harcadan Allah onu
hakkıyla bilir. Ayet-i Celil'in nâzil olabilmek için mümin kardeşlerini kendisine tercih ederlerdi. İsar'da bulunurlardı. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrak ile hemen infak ederdik. Yani Efendimiz o açları doyurmakla, onları sevindirmekle kendisi doyardı, sevinirdi. Feridun Attar Hazreti var Allah dostlarına, onun güzel bir hikayesi var. Hikaye şöyle, bir padişahın çok sevdiği bir av köpeği varmış. Padişah ona çok değer verirmiş. Tasmasını mücevherlerle süslermiş. Altından, gümüşten halkalar takarmış. Bir gün padişah yine onun yanına almış o av köpeğini. Saray erkanıyla ava çıkmış. İpek bir iple tasmasını bağlamış. Sultan da gayet neşeliymiş. Atın üzerinde etrafı var. Köpeğini de yanında taşıyor süslü. Derken gördüğü manzara onun büsbütün neşesini kaçırmış. O çok sevdiği köpeği demir parçasının temayül ettiğini görmüş. Padişah mahzun şekilde elindeki ipik çekmiş, köpek direnmiş, o kemik parçasını kemirmeye devam etmiş. Bu hal karşısında padişah hayret ve hiddet hissiyle arasında haykırmış. Bunca nimetimle perverdeyken beni bırakıp da iki kemikle meşgul olmak kabul edilir bir şey değil. Son derece üzülmüş, köpeğin bu nankörlük vefasızlık duygusu onu çok dokunmuş. Bir köpek de olsa mazur görüp affetmek içinden gelmemiş. Gazaplı yol verin şu edepsize demiş. Etrafındakiler padişaha, sultanım üzerinde mücevher, altın, gümüş varsa alalım mı, bırakalım mı diye. Hayır, bırakın öyle gitsin demiş. Ardından ilave etmiş. Bırakın öyle gitsin, öyle gitsin, ıssız ve kızgın çöllerde garip, aç, susuz kalsın. Üzerindeki bakarak kaybettiği ikram ve lütufların acısını yaşasın. Cenab-ı Hakk'ın en çok gazabını çeken husus, yüce Zât'ın kulluk için yarattığı insanın, insan için yarattığı fani varlıklara gönlünü kaptırarak Allah'tan yüz çevirmesi. Bu kadar bütün nimetleri veren Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'a karşı bir nankörlük olmasın. Doğru, biz kâfirler için zincirler, demir halkalar, alevli bir ateş hazırladık. İyiler yani ebrarca kâfir kadın bir kadehten cennet şarabını içerler. Bu has kulların içtikleri, akıttıkları bir pınardır buyuruluyor. Bunu kim nail olacak bunlara? O kullar ki şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdiği sözü yerine getirirler. Şiddeti her yere yayılmış, hiç boş yer yok o kıyamette. Her yer büyük bir infilak halinde. Dağlar pamuk gibi atılacak. Allah pamuk gibi. Okyanuslarda su kalmayacak. Mücrimlerin, o münkerlerin gözleri yerinden fırlayacak duruma gelecek. O çocukların, sübyanların ihtiyarlamış kişiler gibi saçları ağır, öyle bir korkunç bir gün. İşte Cenab-ı Hak o kullar o şiddete her yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Cenab-ı Hak kulundan sadakat istiyor. Tek kurtuluş Resulullah Efendimize benzeyebilmek. Men yudû Resûlâ fakat et Allah. Peygamberin her hali hallerini bilmek. El merû men ehabbe. Hiç sevdiğiyle beraberdir. Kul Allah'ı unutmayacak, ahireti unutmayacak. Kıyamet günü kurtuluşa erebilmenin bir alameti îsârdır. Yani kendinden fedakarlık yaparak verebilmek. Ondan sonra devam eden bu îsâr nedir? Onlar kendi canına çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Demek ki îsâr bir feragat. Cenâb-ı Hakk'ın merhametinden bir hisse alabilmek. Kalpte o merhametten Cenâb-ı Hakk'ın Rahman Rahîm esmâsından bir tecelli olabilmesi. Bu ayet rivayete göre Hazreti Ali ve Fâtıma validemiz hakkında indi. Efendim Hazreti Fâtıma validemiz bir hazire veyahut bir yemek yaptı. İlk başta bir yoksul geldi, lillâh dedi, Allah için ver dedi. Tamamını verdiler. Arkadan bir yetim geldi, o da lillâh dedi, ona tamamını verdiler. Esir geldi, ona tamamını verdiler. Bir rivayette de iftar edecekleri bu ekmeği verdiler. Suyla oruca devam ettiler. Verirken de ne dediler?
biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz dediler. Sizden bir karşılık, ne de bir teşekkür bekleriz dediler. Çünkü biz buna muhtacız dediler. Biz size vermeye muhtacız dediler. Çünkü dediler, Ebu Hüseyin kamtarıyla o sert, belalı, musibetli gün, zor gün, o günde Rabbimizin azabını uğramaktan korkarız derler. Fedakârlık cennetlerin kapısına getirir. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, yüzlerini parlatır, gönlüne sevinç verir. Velhâsıl bir Ramazan-ı Şerîf geçirdik. Önümüzde Kurban Bayramı var. İnşallah bu Ramazan-ı Şerîf'e hayatımızın her safhasına intikal etti, ibadette, muamelatta, cömertte, kardeşlikte, şükürde. İnşallah bu son nefesimizin selamet olması. Cenab-ı Hak inşallah ömür verir. Tekrar önümüzdeki Ramazan-ı Şerîf'e bizleri mülâki eyler. Cenab-ı Hak sabretmelerine karşı onların cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder buyuruyor. Demek ki bu bir sabır işi. Dünyada sabır olacak, bu sabrın neticesinde ahirette selamet olacak. Kardeşlerimiz, mü'minin duası mühimdir. Zulme maruz kalan bu Filistin'deki kardeşlerimize bilhassa seher vakitleri dua edelim. Rasûlullah Efendimiz ümmetini çok severdi. Ümmetin ümmetine de dua etmesini isterdi. Bilhassa şu duayı çok arzu ederlerdi. Allahümme assi ümmeti Muhammed. Allahümme ferric an ümmeti Muhammed. Allahümme erham ümmeti Muhammed rahmeten âmme. Bu dua ile inşallah dua ederim kardeşlerimize. Cenab-ı Hak bir selamet nasip eder inşallah. Lillahi Teâlâ'l-Fâtiha.